sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uygulayacağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatları maliyet, kur, enflasyon ve insan onuruna yaraşır şekilde belirleyecek ve uygulayacağız. Parite uygulaması getirecek, süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Ziraat Bankası'nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacak, üretici örgütlerinin lojistik kapasitelerinin artırılmasına yönelik destekler sağlayacağız. Hasat dönemi ve hasat öncesinde ithalata izin vermeyeceğiz. Topraktan sofraya gıda güvenliğini sağlayacak doğru ve güncel bilgileri toplumumuzla paylaşacağız. Zirai ilaç ve gübre kullanımının takibini kontrol altına alarak kalıntı oranını uluslararası normların altına düşüreceğiz. Kıymetli misafirler, aziz milletimiz, sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan, yüksek katma değerli yapıya dönüştürecek, ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını %10'lara, orta yüksek teknoloji yoğunluğunu %40'lara taşıyacağız. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak ülkemizin savunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, çift kullanımlı ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracağız. COSGAP tarafından KOBİ'lere verilen faizsiz kredi desteğini objektif kriterlere bağlayarak şeffaf hale getirecek hibe desteklerini artıracağız. Değerli konuklar, Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile Bağkur ve vergi borçlarının faizlerini silecek, kalan ana paranın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız. Esnafımıza emekli olabilmesi için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. Esnafımızın kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmasını sağlayacağız. Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM'ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hızla hayata getireceğiz. Değerli misafirler, elektrik piyasası, doğalgaz piyasası, petrol piyasası gibi temel kanunlardaki rekabete aykırı imtiyazları yeniden düzenleyeceğiz. Yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri düzenleyeceğiz. Rüzgar enerjisinde yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek ARGE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Yüksek fiyatlı mevcut doğalgaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Akkuyu nükleer santral projesinin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye'nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün milli gelirdeki payını artıracağız. Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul ürün haline getirecek yatırımları teşvik edecek, Türkiye'yi ham madde ihraç edip
yarı mamul ve mamul ürün ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız. Değerli misafirler, Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Ulaşım modları arasındaki eksik bağlantıları ve dar boğaz oluşturan noktaları gidereceğiz. Şehir içi ve şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığında başta modern raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz yolu ve iç su yolları olmak üzere alternatif ulaşım türleri ve sistemleri devreye alacağız. Akıllı yollar projesini pilot olarak başlatacak, geleceğin otonom yollarına ilişkin bilgi ve tecrübe birikimini sağlayacağız. Araç muayene istasyonu sayısını artıracak ve rekabeti açacağız. Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş, işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve ilkeleri ortaya koyacak, kıyı politika belgesi ve kıyı master planını hazırlayacak ve uygulayacağız. Türk sahipli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak, kendi yüklerimizi kendimizin taşımasını sağlayacak adımları atacağız. Karayolu, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını entegre olarak dikkate alan intermodal lojistik merkezlerini gerçekleştirecek bir yaklaşımla Türkiye Lojistik Master Planı'nı yeniden hazırlayacak ve uygulayacağız. Kıymetli misafirler, aziz halkımız, ihracat desteklerini gözden geçirecek, etki analizlerini yapacak ve yeni nesil ihracat destekleri geliştireceğiz. Exim Bank'ın sermayesini güçlendirecek, uzun vadeli ve uygun koşullu fon imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleme müzakerelerini hızlandıracağız. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerinin idari ve mali kapasitelerini, kararların şeffaflığını ve ulaşılabilirliğini artıracağız. Üretici kooperatiflerini güçlendirecek ve destekleyeceğiz. Kıymetli misafirler, turizmin tüm aşama ve paydaşlarını kapsayan yeni bir turizm kanunu çıkaracağız. Turizmde mevsimsel bağımlılığı azaltarak 12 aya yayacak şekilde hizmet sunumunda çeşitlendirme yapacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı yeniden yapılandıracak. Ajansın kaynak kullanımlarını şeffaf ve hesap verebilir hale getirecek ve Sayıştay tarafından denetimini sağlayacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü, Anıtlar Yüksek Kurulu'nu ve Koruma Bölge Kurulları'nı gerçek anlamda özerk hale getireceğiz. Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sağlanan destekleri fırsat eşitliğini gözeten, tarafsız kurullarca değerlendirilen bir çerçevede ve şeffaf bir biçimde vereceğiz. Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz. Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği sanatçı dayanışma merkezleri kuracağız. Kütüphaneleri yaşayan mekanlar haline getirecek, 7/24 kütüphaneleri teknolojik altyapı destekleriyle güçlendireceğiz. Değerli misafirler, çevreyi, iklimi, su kaynaklarımızı ve ormanlarımızı korumak için tamamını yeni kuracağımız tek bir bakanlık bünyesinde yürüteceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için yeşil ekonomiye geçiş programını yürürlüğe koyacağız. Yurt içinde kuracağımız karbon fiyatlama sistemlerinden elde edilecek gelirlerle sektörlerin dönüşümünü finanse edecek Yeşil Dönüşüm Fonu'nu kuracağız. Çevre İhtisas Mahkemeleri kuracak,
Türk Ceza Kanunu'ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkaracağız. Siyanür, sülfürik asit, silika gibi zehirli toksik kimyasal maddelerin kullanımını içeren ayrışma tekniklerini yasaklayacağız. Yeni termik santral yapmayacağız. Cumhurbaşkanına ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren orman kanunundaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Ormanlar ile nitelikli doğa, tarım, korunan ve sulak alanlarda çevreye zarar veren tesislere izin vermeyeceğiz. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, herkesin ücretsiz güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir su kanunu çıkaracağız. Sanayi başta olmak üzere her alanda su ayak izi hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz. Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacak, çölleşmekte olan göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını uygulamaya koyacağız. Kıymetli misafirler, aziz milletimiz, Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nı kuracağız. Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin imar planı çalışmalarında ilgili tüm paydaşlara danışılması zorunluluğunu getireceğiz. İmar planları değişikliklerini parsel bazlı olmaktan çıkaracak, bölge bazlı hale getirecek, bölgede yaşayanların büyük kısmını etkileyecek projeleri halk oylamasına sunacağız. Merkezi ve yerel yönetimin işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği bir kentsel dönüşüm yasası çıkaracak, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulamaya koyacağız. Afet çerçeve kanunu çıkararak afetlerle ilgili mevzuatı ve kurumsal yapılanmayı tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Afet yönetimini etkisizleştiren imar rafları çıkarılmasına son vereceğiz. Toplanan afet vergilerinin afetin zararlarını azaltacak tedbirler ve afet sonrasındaki rehabilitasyon çalışmaları için harcanmasını sağlayacağız. DASK'ı tüm afet türlerini ve konut harici yapıları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz. Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum.